NTV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Hukuk Kafe'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuzla ekranlarınızda konuk olacağız. AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Avukat Yılmaz Tunç bugün konuğumuz olacak. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün hem siyasetten hem de hukuktan gündemlerimiz olacak yine. Sizlere sorularımız olacak Sayın Vekilim. Sosyal medya hesaplarımızdan da Sayın Vekilimize göndermek, yöneltmek istediğiniz soruları bize yayın esnası boyunca iletebilirsiniz. Biz de kendisine yönlendirmeye gayret ediyor olacağız. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Son bir aydır, hatta bir aydan biraz daha uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımız yargıda, demokraside, insan haklarında yapacağımız köklü reformlardan bahsediyordu ve geride bıraktığımız hafta itibariyle de bunların biraz netleştiğini duymaya, öğrenmeye başladık. Özellikle dün bu anlamda konu başlıkları gündeme geldi. Siz de Adalet Komisyonu Başkanı da olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bunlar inşallah büyük reformlar olacak ve ülkemize artı katma değer getirecek. Ne durumdayız Sayın Vekilim bu konuda? Evet, öncelikle bizleri izleyen tüm seyircilerimize hayırlı günler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Önemli hukuk reformları, hukukla ekonomi at başı giden iki önemli unsur. Hukuka güvenin olduğu yerde ekonomiye de güven olur. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte hukuk ve ekonomi reformuna önem vereceklerini, bugüne kadar olduğu gibi yeni reformlarla daha yeni atılımlar gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Ve bu yönde hazırlık çalışmaları da uzun süredir devam ediyor. Hukuk ve ekonomi reformu ile ilgili ve bunun içerisinde bulunan insan hakları eylem planı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesini açıklamıştı. Bu belgede özellikle güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, erişilebilir bir adalet sistemi noktasında çok önemli maddeler vardı, yapılacak hususlar vardı. Bununla ilgili meclise daha önce birinci yargı paketi, ikinci yargı paketi, üçüncü paket şeklinde düzenlemeler geldi ve şimdi gelecek olan yeni düzenlemelerde de dördüncü paket, beşinci paket şeklinde düzenlemeler mecliste devam edecek. Tabii burada hukuk ve ekonomi reformu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız hazırlıklar tamamlandıktan sonra tafsilatlı bir açıklama yapacak. Bu reform paketinin içerisinde nelerin yer aldığını kamuoyuyla paylaşacak. Bu paketin içerisinde elbette ki yasal düzenleme gerektirecek hususlar olacak. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi, başta hukukla ilgili konular olmak üzere Adalet Komisyonu ve diğer komisyonlara bunlar peyderpey gelecek. Ve büyük bir kısmı da yasal düzenleme gerektirecek hususlar olabilir. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ya da Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılabilecek reform maddeleri olabilir. Ve büyük ölçüde de yine idarenin uygulamalarıyla hayata geçecek düzenlemeler olabilir. Yani burada yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler ve Cumhurbaşkanı kararnameleri ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla hayata geçecek çok önemli düzenlemeleri önümüzdeki süreç içerisinde görmüş olacağız. Tabii hukuk ve ekonomi reformu yeni mi aklınıza geldi diyenler olabilir. Hayır, AK Parti iktidarı 2002 yılından bu yana çok önemli hukuk reformlarına imza atan bir iktidar. Özellikle en başta temel kanunlarımız dediğimiz ve 80 yıldır uygulanan çeviri kanunlarımız, başta Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Mahkemeleri Kanunu, Ceza Mahkemeleri Kanunu, Ticaret Kanunu, tüm bunlar farklı farklı ülkelerden o dönemde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çevrilerek bize intikal etmişti ve bunları biz 80 yıldır uyguladık.
İşte ticareti Almanya'dan aldık. Medeni kanun ve borçlar kanunu İsviçre'den çevirdik. İdare mevzuatımızı Fransa'dan çevirdik. Ceza kanunumuzu İtalya'dan çevirdik. Ve bu şekilde 80 yıldır uygulanan kanunları çağa uydurmamız ve kendi toplumsal yapımıza, kendi insanımıza uygun hale getirmemiz gerekiyordu. İlk başta ceza mevzuatı ile ilgili 2005 yılında bir değişim dönüşüm gerçekleşti. Hem ceza kanunlarımız, hem ceza mahkemeleri kanunlarımız, hem ceza infaz kanunlarımız sil baştan çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlendi. Ardından borçlar kanunu, hukuk mahkemeleri kanunu, ticaret kanunu 2011 yılında meclis gerçekten çok yoğun çalıştı. Bu temel kanunlarda da iktidar ve muhalefetiyle birlikte birçok düzenleme uzlaşmaya da geçti. Çünkü çok sayıda maddelerde bunlarda uzlaşma olmadan da meclisten yıllar sürecek bir çalışmada geçmesi bile mümkün değildi. O nedenle burada muhalefetin de katkılarını belirtmekte fayda var. Temel kanunlarımızın hepsi şu anda çağa uygun bir şekilde düzenlendi. Tabii kanunların yapılması yetmiyor. Yani güven veren bir adalet sisteminin tesisi için sadece mevzuatın iyileştirilmesi, mevzuatın yenilenmesi yetmiyor. Burada tabii asıl olan bu mevzuatın uygulanması. Uygulamada kaynaklanan problemleri giderecek gerek idari düzenlemeler, gerekse yasal düzenlemelere yönelik de şu anda bir çalışma söz konusu. Bunun yanı sıra sadece temel kanunlar bakımından değil, geçtiğimiz 18 yıllık süreç içerisinde gerçekten belki hayal dahi edemediğimiz birçok düzenleme, anayasa değişiklikleri gerçekleşti. Bu anayasa değişikliklerine baktığımız zaman evet, 82 anayasası bir darbe anayasası. Ancak bu darbe anayasasının içerisinde en önemli unsurlar, maddeler, yargıyla ilgili düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, işte askeri yargıyla ilgili düzenlemeler, DGM'ler vesaire, tüm bunlar aslında hepsi demokratik hukuk devleti ilkesine uygun bir şekilde geldiğimiz süreç içerisinde değiştirildi. Askeri yargı kaldırıldı mesela, yıllardır tartışılıyordu. DGM'ler, özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Yine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Kişisel verileri koruyacak, özel hayatı koruyacak anayasal bir güvence yoktu. Bunlar anayasaya girdi. Çocuk hakları, kadın hakları anayasamıza girdi. Yaşlı hakları, işte bilgi edinme kanunuyla ilgili düzenlemeler. Darbecilerin yargılanması yasaktı anayasamızda. Yani bu değiştirildi. İşte alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ülkemize getirildi. Arabuluculuk gibi, uzlaşma gibi, tahkim gibi. Yüksek Askeri Şura ve HSK kararları yargı denetimine kapalıydı. Bunlar açıldı. Yani en önemli reform da aslında yönetim reformu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de bu geldiğimiz noktada bu yönetim reformuyla da aslında yasama, yürütme, yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha da kuvvetlenmesi ve tahkim edilmesi yönünde önemli düzenlemeler yapıldı. Tabii hukuk durağan değil. Toplumun ihtiyaçları sürekli gelişiyor. Yeni olaylar, işte uzay hukukundan tutun da bilişim hukukuna kadar, dijital mecralara kadar yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. Eski suç tiplerinde cezalarda orantısızlık ortaya çıkabiliyor gelinen süreçte. Hayat sürekli akışkan bir durumda. Dolayısıyla hukukun da bu hayatın gerisinde, toplumun ihtiyaçlarının gerisinde kalmaması lazım. 18 yıldır çok şey yapıldı. Şimdi önümüzdeki süreçte de bu reformları daha da ileriye taşıyacak. Ülkemizde özellikle salgından etkilendiğimiz, pandemiden etkilendiğimiz şu ortamda ekonomimizin de önünü açacak, yabancı yatırımcıya da güven verecek bir düzenlemeler noktasında ihtiyaç olan hususları inşallah yeni yargı reformu, yeni hukuk reformu paketlerinde görmüş olacağız. İnşallah. Dediğiniz gibi Sayın Vekilim,
hayat devam ettiği sürece hukuktaki ihtiyaçlar da gelişiyor, güncelleniyor. Ben bu anlamda size şunu sormak istiyorum. Siz de avukatsınız, hukukun içinden gelen bir siyasetçisiniz. Avukatlık mesleği de her geçen gün değişen şartlara şekil uydurmakla ilgili çabalıyor ama son zamanlarda bununla ilgili bir takım meslek camiasında sıkıntıların olduğu gözlemleniyor. Yani avukatlar eskisine nazaran artık daha az prestijli, gelir anlamında daha zor durumda olan bir meslek grubu haline gelmeye başladı. Yargı reformu strateji belgesinin ilk 3 paketinde bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı mesleğe ilme katacak. Mesleği daha değerli hale getirecek. Bundan sonraki paketlerde de bir çalışma bekleyelim mi? Bu anlamda sorular var. Evet, tabii avukatlık önemli. Yani avukatlık mesleği özellikle yargının 3 saç ayağından biri. Savunma hakkı olmadan yargılama düşünülemez. Dolayısıyla iddia dediğimiz, savunma dediğimiz ve yargı, hüküm dediğimiz 3 saç ayağından birisi. O nedenle avukatlık mesleğinin geliştirilmesi ve bu noktada adaletin sağlanması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması çok önemli. Son zamanlarda hukuk fakültelerinin sayısının çoğalmasıyla beraber, kontenjanların artmış olmasıyla birlikte, mezun sayısının artmasıyla birlikte çok değişik sorunlarla karşı karşıya kalındı. Ancak bu anlamda Adalet Bakanlığımız YÖK'le de irtibata geçerek hukuk fakültelerinin kontenjanlarının düşürülmesiyle ilgili bir çalışma yaptı. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların devam edeceğini görüyoruz. Sayın Bakanımızın bu yönde açıklamaları var. Özellikle hukuk eğitiminde kaliteyi artırmamız gerekiyor. İş oradan başlıyor aslında. Ve yeni ilave dersler olabilir. Yeni ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi lazım. Evet, bazı temel dersler değişmez ama toplumun yeni ihtiyaçlarına göre de işte bilişim hukuku gibi, uzay hukuku gibi işte birçok yeni alanların da hukuk fakültelerinde ders olarak bundan sonra okutulması gerektiği de açık bir ihtiyaç. Oralardaki akademik kadronun daha da zenginleştirilmesi önemli. Ve mezunların da mezun olduktan sonra biliyorsunuz yargı paketlerinde geçtiğimiz düzenlemelerde birinci yargı paketinde hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmişti. Mevcut hukuk fakültelerinde okuyanları kapsamıyor ama bundan sonra hukuk fakültelerine girecek olanlar mezun oldukları zaman hukuk mesleklerine giriş sınavını geçtikten sonra avukatlık stajına başlayabilecekler. Yani avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını geçmek gerekecek. Yine hakimlik, savcılık, bu tür mesleklere, onların sınavlarına girebilmek için de öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını geçerek bir ön elemeden geçilmiş olacak. Bu da tabii bu mesleklere başlayacak olanlar bakımından kalitenin artmasını sağlayacak. Mevcut çalışan avukatlarımızla ilgili de onların özellikle yargı süreçlerinde savunma hakkını daha iyi kullanabilmeleri anlamında birçok düzenleme yapıldı. Mesela şu son süreçte en son çıkardığımız yargı paketinde görüntülü olarak duruşmalara katılma imkanları getirildi. Bürosundan zaman kaybı olmadan ve başka bir ildeki bir duruşmaya UYAP sistemi üzerinden duruşmaya katılabiliyor. Bunlar büyük bir kolaylık. Yeni teknolojinin imkanlarını birçok Avrupa ülkesi UYAP gibi bu tür sistemleri kullanamazken Türkiye bu anlamda birçok gelişmiş ülkenin de önünde. Yani biz tabii ben avukatlık yaptığım yılları şöyle hatırlayacak olursam adliyelerin fiziki durumu tabii şimdiki gençlere onları anlatmak kolay olmuyor. Apartman dairelerinde o merdiven başlarında avukatlık baro odaları yani bir karbon kağıdını avukatlardan istenilen durumlar yani daktilo sesleri
Yani şimdi çok mesafe alındı. Tabii şunu diyebilirsiniz, sadece fiziki anlamdaki mesafe alınması adaletin gerçekleşmesinde, tesisinde yeterli değil. Elbette ki bunun farkındayız ama çok bunlar aşıldı. Bunlar bile Türkiye'de sıkıntıydı. Ama diğer mevzuatın yenilenmesiyle ilgili hususlar, tabii uygulamada elbette ki problemler olur. Yanlış yargı kararları olabilir. İlk derece mahkemesi yanlış verir, istinafı var, istinaf yanlış verebilir, Yargıtay'ı var, temyizi var. Bu yanlış kararlar, Anayasa Mahkemesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Dolayısıyla bu hatalı kararlar da kendi içerisinde düzeltilebilecek hususlar. Burada avukatlarımızın mesleklerini yaparken onların işlerini kolaylaştırmak anlamında Türkiye Barolar Birliği ile de iyi bir diyalog içerisinde özellikle avukatlarımızın mesleklerini adaletin tesisine yardımcı olabilecek şekilde en güzel şekilde yapabilmelerinin önünü açacak düzenlemelere biz her zaman varız. Bu konuda avukatlarımızın herhangi bir teklifi olursa da her zaman açığız. Peki, çok teşekkürler. Bu arada genç meslektaşımız da katıldı şimdi programımıza. Tolunay, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Şimdi başkanım. Hoş geldin Tolunay Bey. Hoş bulduk Sayın Hekim. Sizler de hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı çok özür diliyorum. Evet. Çok yoğun sorulardan bir tanesi şu şekilde. Kamuda çalışmakta olan, memurluk görevini yapmakta olan hukuk fakültesi mezunu arkadaşlar var. Bu arkadaşlar bize inanılmaz derecede sizleri de sosyal medya hesaplarınızdan etiketleyerek sorularını yöneltiyorlar. Bunların staj kolaylığı hakkında bir talepleri var. Söz konusu 4. 5. yargı reformu paketlerinde bir çalışma olacak mı bunlarla ilgili? Onu soruyorlar size. Evet, bu konu sürekli bize mesaj olarak iletiliyor. Daha önceki yıllarda da hep sürekli gündemde tutulmuştu. Kamuda çalışan avukatlar memurluk yaptıkları süre içerisinde avukatlık stajı yapamıyorlar. Dolayısıyla mesleklerinden istifa edip ya da ücretsiz izne çıkıp bu haklarını bir yıl süre içerisinde avukatlık stajı yaparken kendi mesleklerini yapamayarak bir gelirden de yoksun olmuş olacaklar. Tabii istifa etmeleri de kendileri açısından bir sıkıntı oluyor. Bu anlamda yıllardır bu problemi bize iletiyorlar. Sadece kamuda çalışan avukatlar değil, bir de başka mesleklerde çalışıp da işte eczacı olmuş ama bir taraftan da hukuk fakültesini bitirmiş. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hem diğer mesleği devam etmiş ama staja başlayamadığı için o mesleği bırakmadığı müddetçe staja başlayamıyor. Buna benzer hem kamuda çalışan avukatlar, hem kamuda çalışan hukuk mezunları hem de başka meslekleri yapanlarla ilgili avukatlık stajının yapılmasında bir engel söz konusu. Tabii bununla ilgili yoğun mesajları aldığımızı ben ifade etmiştim. Bu yönde çok yoğun talepler vardı. Bu konuda bu talepleri Adalet Bakanlığımız da değerlendiriyor. Yeni reform paketine alınması hususundaki çalışmalar da devam ediyor. Tabii nihai kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında göreceğiz. Şu anda reform paketi içerisinde nelerin olduğunu tek tek açıklamamız mümkün değil. Son safhada bütün değerlendirmeler bittiğinde yasal düzenleme gerektiren hususlar milletvekillerimizle yapılan çalışmalar sona erdiğinde idari düzenlemeler işte yürütmenin, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminde ayrı ayrı bakanlıkların, kabinenin değerlendirmeleri tamamlandığında tüm bu hususlar, çalışmalar, istişareler bittiğinde bu yönde toplumun taleplerini elbette ki duyarsız olmamız mümkün değil. Burada özellikle kamuda çalışan hukuk mezunları orada kendi kurumlarında aslında kendi kurumlarının hukuk müşavirliklerinde avukat olarak o kurumlara bu yol açıldığında daha da faydalı olacağı düşüncesi bende şahsen var. Bu noktadaki talepleri elbette ki duyarsız değiliz. Bu konudaki
çalışmaları Adalet Bakanlığımızla da istişareli halde sürdürüyoruz. Bir yasal düzenleme gerektirecek bu. İnşallah reforma girerse bu problemi de inşallah çözmüş oluruz. Yani şimdi hukuk müşavirleri, kamuda hukuk mezunları var, hukuk müşaviri. Ama avukatlık stajını yapmadığı için hem kurumu temsilen duruşmaya gidiyor, hatta bazı yerlerde cübbe bile giydiği oluyor. Fiilen aslında o işi yapıyor ama avukatlık stajı yapamadığı için baroya kaydolamıyor. Yani böyle bir problemin farkındayız. Çözülmesi noktasında da elbette ki önümüzdeki süreçte gereken çalışmalara destek vermeye hazırız. Peki, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara cevap vermiş, onları aydınlatmış olalım bu vesileyle. Şimdi başkanım, ben hukukun gündeminden siyasetin gündemine geçmek istiyorum. Zaten ikisini farklı düşünemiyoruz. İkisi birbirleriyle çok iç içe alanlar. Dün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 tane milletvekili istifa ettiler. Bu bir süredir gündemdeydi. O 3 istifanın ardından CHP'den Özgü Özer bir açıklama yaptı ve açıklamasında sarayın oyunları tarzında bir ibare kullandı. Ancak sonradan Cumhuriyet Halk Partili istifa eden milletvekillerinden ona yanıt da gecikmedi. Kendi aralarında bir polemik ortaya çıktı ama siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu hepimiz takip ediyoruz. Yani gerçekten içler acısı bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar hiçbir zaman bitmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği, Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaseti görüyorsunuz. Yani her hafta hashtag açılıyor CHP'nin bu haftaki yalanları diye. Bunları paylaşmaktan da artık bıktık. Yani gerçekten bir meseleyi atıyorlar ortaya, bir yalan ortaya atılıyor ve bu sosyal medyada yayılıyor. Ardından doğrusu açıklanıyor ama doğrusu açıklandığında da o yalan kadar bir yaygınlaşması söz konusu olmuyor. Bunun farkında oldukları için sürekli bir yalan üretme durumunda oluyorlar. Kendilerine faydası olduğunu söylüyorlar ama toplum bunu takip ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde de cevabını verecek. Şimdi 3 milletvekilinin istifa gerekçelerine baktığımız zaman elbette ki kendi takdirleridir. Buna diyeceğimiz bir şey yok. 3 milletvekilinin açıklamalarına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu özetliyorlar aslında. Yani tek tek söylüyorlar. İlkelerden uzaklaştığını, kurucu ilkelerden uzaklaştığını, işte yamuk ittifak diyerek kimlerle ittifak halinde olduklarını kamuoyuna deklar etmiş oldular. Burada Grup Başkan Vekili Özel'in açıklaması, işte sarayın eli var bunda. Tabii başlarına taş düşse saraydan bilecekler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmalarda 3 tane kelimeyi çıkarsanız bunların konuşacak hiçbir şeyi yok. Yani sürekli saray, diktatör, dikta, yani bu kelimeleri sürekli tekrar ederek propaganda yapıyorlar. Saray diye bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de kuvvetler ayrılığı ilkesini daha da tahkim eden bir yapıya kavuştu ülkemiz. Parlamenter sistemin sıkıntılarından milletimiz kurtulmak için bu yönetim şeklini seçti. Parlamenter sistemde parlamento var ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sanki parlamento yokmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama daha güçlüdür. Yasaların gücü Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden daha üsttedir. Cumhurbaşkanlığını, kabineyi denetleyebilecek mekanizmalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde vardır. Parlamenter sistemde yürütmeyle yasama birleşiktir. Ama bu sistemde ayrıdır. Demokrasinin ön şartı kuvvetler ayrılığı ilkesi. Kuvvetler ayrılığını hayata geçirmezseniz demokrasi olmuyor. Dolayısıyla eski sistemde yasamanın içinden çıkıyordu yürütme. Bu sistemde ise ayrı ayrı millet tarafından seçiliyor. Millet doğrudan yürütmeyi seçiyor. Güven oyunu kendisi veriyor. Diğer taraftan da
yasaları yapacak, yürütmeyi denetleyecek, yasamayı seçiyor, milletvekillerini seçiyor ve yargıda bağımsız ve tarafsız. Dolayısıyla yeni sistemin bu ülke için faydalı olmayacağı yönündeki propagandaların hiçbir geçerliliği yok. Geçmişte de Sayın Özal, Sayın Demirel, Yazıcıoğlu, Türkeş, Erbakan, bütün merkezi temsil eden siyasetçiler geçmişte de bu sistemi savundu ve milletimiz buna karar verdi. Çünkü parlamenter sistemin sıkıntılarından çok çekti bu millet. Koalisyonlardan, siyasi krizlerden, ekonomik krizlerden çok çekti parlamenter sistemde. 90'lı yıllar bizim gençlik yıllarımıza denk gelmişti. Biz oraları hatırlıyoruz. Darbeler üreten bir sistemdi parlamenter sistem. Vesayetçi bir anlayış vardı. Dolayısıyla şimdi milletin doğrudan sandıkta belirlediği cumhurbaşkanı iki başlılık ortadan kalkarak, cumhurbaşkanı başbakan arasındaki tartışmalardan da çok çekti bu millet. 2001 krizi cumhurbaşkanının başbakanı anayasa kitapçığı fırlatmasıyla ortaya çıkmıştı. 20 banka battı. 250 milyar dolara mal oldu bu ülkeye. Dolayısıyla yönetimdeki çift başlılık, özellikle 367 krizini aşabilmek için cumhurbaşkanını halkın seçmesinden sonra artık Türkiye'nin fiili olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adım atması nedeniyle bunun hukukileştirilmesi anlamındaki anayasa değişikliğinden sonra artık eski sistem tartışmalarına geri dönmeden yeni sistemle hızlı karar alan, hızlı uygulayan bir yönetim sistemiyle ülkemiz 2023'ün lider ülkeleri arasında olacak. Özellikle bu sistemdeki hızlı karar alma süreçleri sayesinde Suriye'de terör devletini engelledik. Yönetimde çift başlık ya da koalisyonlar olsaydı ne olacaktı? Düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon halinde olsaydık. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'ye girmesin diyor. Girmeyin diyor. Girmediğiniz zaman orada bir terör devleti oluşacak. Karar verilmiş, hazırlıklar son safhaya gelmiş, oluşmak üzere. Şimdi Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak için Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık. Ve asker gönderme tezkeresini meclise getirdik. Bazı birçok partiler ne dedi? Hayır, girmeyin, bu anlaşmayı yapmayalım dediler. Eğer olsaydı, bu şekilde bir koalisyon durumu olsaydı bu kararlar alınabilir miydi? Alınamazdı. Dolayısıyla yönetimde istikrar ancak yürütmenin doğrudan halk tarafından seçildiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mümkündür. Tabii yürütmeyi denetleyecek mekanizmalar yok mu? Soruşturma usulleri eski sistemde yer alandan daha fazlası cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de var. Meclis kanun yapmada tam yetkili. Milletvekilleri kanunu yapabilir sadece. Ama eski sistemde bakanlar kurulu tasarısıyla kanun yapma sürecinde de yürütmenin de dahli söz konusuydu. Dolayısıyla yetkiler birbirine iç içe geçmişti. Burada denge ve denetim mekanizmaları bu sistemde mevcut. Dolayısıyla ülkemiz bu yönetim sistemiyle çok daha ileri gidecek. Şimdi muhalefete gelelim. Muhalefet sürekli propagandasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek üzerine kuruyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız 13 yıl bu ülkenin en uzun süre başbakanlığını yapmış ve en başarılı şekilde. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı ilk kez Türk tarihinde halk tarafından seçilecek denmiş milletimiz ve halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı ve ikinci kez bir daha seçilmiş yeni sistemde. Şimdi dolayısıyla 18 yıldır neredeyse şimdi 19 yıla giriyoruz. Bu ülkenin 81 vilayetinin doğudan batıya, kuzeyden güneye her bir noktasında eserler üretmiş, Türkiye'yi değiştirmiş, dönüştürmüş, dünya projeleriyle tanıştırmış. Ulaşım altyapısından tutun da eğitim altyapısına, sağlık altyapısına kadar ekonomiyi 3 kat, 4 kat büyütmüş ve Türkiye'nin insanlarının daha müreffeh yaşayabilmesi, köyünden şehrine kadar her bir noktasında insanlarımızın hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri anlamında çok önemli ilerlemeler sağlamış ve bunu yaptığı için de önüne konulan 15 sandıkta da 15'inde de referandumlarda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerinde
tartışması açık ara birinci parti hep yapmış ve ondan sonra da diyorsunuz ki halkın %52'sinden fazlasının oyunu alan Cumhurbaşkanı'nı sürekli diktatörlükle suçlarsanız o %52 size bir daha oy verir mi? Mümkün mü yani? Kendi seçtiği lidere sürekli saygısızlık yaparsanız, hakaret ederseniz maalesef Cumhuriyet Halk Partisi akıllanmıyor. Bu siyaset tarzı kendi içerisindeki bazı milletvekillerini de rahatsız ediyor. Daha rahatsız olan birçok milletvekili var. Bu parti politikalarının, CHP'nin bu politikalarını beğenmeyen çok sayıda milletvekili var. Bunu biliyoruz. Kulislerde karşılaştığımız zaman konuştuğumuz milletvekilleri var. CHP'nin bu tarzı nedeniyle halkta çok büyük bir rahatsızlık olduğunu söylüyorlar. Özellikle örtülü ittifaklar, dolaylı ittifaklar, ittifakları gizlemeleri. Bazısı gizliyor, bazısı gizlemiyor. İttifak ortaklarından birisi hayır biz onlarla alakamız yok diyor ama oylar aynı torbaya giriyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün 3 milletvekilinin istifası onların Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki fotoğrafı kamuoyuna yansıtmaları anlamına geliyor. Belki bunun daha devamı da olabilir. Tabii o biz onların gündemi sürekli bu tartışmalar olabilir. İşte tacizler, tecavüzler her gün bir teşkilat mensubunun, örgüt mensubu diyorlar onlar. Bir olay ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tür tacizlerle, yalanlarla, hakaretlerle, karalama siyasetiyle bir yere varılamayacağını onların artık görmesi lazım. Ama maalesef böyle bir tedbir de onlarda yok. Üç milletvekili bir takım gerekçeler sunuyor. İstifa ediyoruz diyor. Şu nedenlerle diyor. O gerekçelere bir cevap yok. Ama ne diyor? İşte sarayın talimatı şudur budur. Dolayısıyla başlarına taş düşse saraydan bilecekler. Saray dedikleri de bu ülkenin milletin oylarıyla seçilmiş iktidarı ve orada saray diyerek de bir itibarsızlaştırma gibi bir gayret içerisindeler ama bunda da başarılı olmadıklarını geçmiş seçimlerde de gördük. Ben parlamentoda uzun süredir milletvekiliyim. Her kürsüye çıkışlarında hep bunlar her bütçe görüşmelerinde işte artık gidicisiniz vesaire dediler. 15 sandık geçti ama kendileri bir puan partilerini daha da artırmış değiller. Dolayısıyla biz bunların kısır siyasi çekişmelerine, karalama siyasetlerine kapılıp da hızımızı kesmememiz lazım. Biz milletimizin faydasına olacak olan yasal düzenlemeleri mecliste yapmamız, yürütmemiz, Cumhurbaşkanlığı, kabinesi, bakanlarımız her gün sahada, bizler her gün sahadayız. Milletimizin nabzını her zaman ölçüyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda pandemi şartları nedeniyle bazı sektörlerdeki sıkıntıları gündeme getirerek bir bundan siyasi nemalanma sürecini görüyoruz muhalefette. İşte hiç ömründe esnaf ziyareti yapmamış siyasetçi sokağa çıkma yasağı varken esnafa gidip işler nasıl diyebiliyor. Ama göreceksiniz aşı da geldi, insanlarımız aşılanıyor. Salgın süreci bittikten sonra yakın zamanda inşallah bitecek ve ekonomide özellikle ülkemiz Avrupa ülkelerinin de önünde zaten salgın sürecinde de büyüme oranlarında hep öndeydik. Dünyanın en önde ülkelerindendik ama yeni dönemde üretimi durdurmadık, üretim devam ediyor. Bazı sektörlerde azalma olmuştu ama salgının bitmesine doğru da Türkiye'de ekonominin nasıl zirve yaptığını ve 2023'e giderken de yatırımlar zaten hız kesmeden devam ediyor. Ve ülkemiz inşallah insanlarımızın alım gücünü de artıracak tedbirlerle şu önümüzdeki hukuk ve ekonomi reformları paketler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandıktan sonra hep beraber göreceğiz. Bir motivasyon artışının hep birlikte olduğunu bütün ülke genelinde görmüş olacağız inşallah. İnşallah. Burada ben çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum Sayın Vekilim. Biz toplum olarak, Türk toplumu olarak siyaseti hayatımızın her zaman çok merkezine, odağına koyuyoruz. Bu bence son yıllarda CHP tarafından da kullanılmaya başladı. Özellikle kendi seçmenleri tarafından.
kullanılmaya, kendi seçmenlerini konumlandırma açısından kullanılmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce açıklamalarınızda dediğiniz gibi yönetim sistemi muhalefet tarafından her zaman dile getirilen bir konu son yıllarda. Ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir takım başarılarını hazmedemeyip sürekli onu başka şeylerle eleştirip bir kitle oluşturma gayretindeler. Ama muhalefet dediğiniz aslında iktidarı teklifleriyle, önerileriyle, fikirleriyle sıkıştırmak için var olan bir siyasi yapı olmalı. CHP'de maalesef bunu göremiyoruz. Yani bunu partili kimliklerini de bir kenara bırakarak ben bir vatandaş gözüyle söylemeye gayret ediyorum. Aslında sizi fikirleriyle, hizmet üretecek teklifleriyle sıkıştırıyor olsalar halktan da bunun karşılığını daha iyi alırlar. Ama maalesef böyle düşünceler yerine her zaman kısır siyasi tartışmalarla gündemde olmaya gayret ediyorlar. Ve bunun sonucu dediğiniz gibi geçen 15 sandıkta hep hüsranla sonuçlanıyor. Bu anlamda umuyoruz onlar da bundan sonra değiştirirler. Neticesinde bu ülkeye bir fayda olur. Kaliteli muhalefet anlayışı. Siz de bu anlamda güzel özetlemiş oldunuz. Sözü Tolunay'a bırakıyorum. Tolunay'cığım hızlıca sorularını alalım inşallah. Teşekkür ederim Selim Bey. Sayın Vekilim şöyle çokça vatandaşlarımızdan bizlere iletilen konulardan bir tanesi de vergi usul kanununda bir değişiklik söz konusu olacak mı? Buna ilişkin çokça mesaj aldık sosyal medya üzerinden. Bununla alakalı bir kısa değerlendirmemizi alabilir miyiz? Şimdi vergi usul kanunundan 359 herhalde kastediyorsunuz. Evet. Vergi uçakçılığı, sahte fatura düzenlemesiyle ilgili çıkan problemlerle ilgili bize de yoğun mesajlar geliyor. Bu anlamda sosyal medyada bir cevap vermiştim. Yani bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve bir düzenleme ile ilgili olarak da düşüncemizi ifade etmiştim. Tabii ekonomi ve hukuk reformu paketinde bu konuda gerekli görüşmeler gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığımızda bu yönde çalışmalar var. Hukukçu milletvekillerimizle bu konuyu istişare ediyoruz. Vergi Usul Kanunu 359 vergi kaçakçılığını düzenleyen bir madde. Burada elbette ki vergi kaybına yol açan, kaybına yol açmak için sahte belge düzenleyen, yanıltıcı belge düzenleyenler cezasız kalmamalı. Bu anlamda bu suçun ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak bu maddenin uygulanması ile ilgili uygulamada çıkan sorunlar var ise ki bu yoğun mesajlardan bu anlaşılıyor. Bunun da çözümlenmesi, daha hakkaniyetli, daha adaletli bir sisteme kavuşturulması yönünde bir çalışma yapılması gerekiyor. Buradaki problem Vergi Usul Kanunu 359'da sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması ile ilgili özellikle uygulamada çıkan sorun şu: bu belgeyi kullanan kişiler vergi müfettişi raporları doğrultusunda, bilirkişi raporları doğrultusunda her hesap dönemi için ayrı ayrı cezalandırıldığı için yüksek miktarda cezalar çıkıyor. Dolayısıyla kullanan kişi de eğer kast unsuru yoksa, kast unsurunun aranması lazım. Ancak genelde uygulamada müfettişin tuttuğu rapora göre karar veriliyor. Mesela bir sahte fatura düzenlemiş birisi, öbürüsü bilmeyerek onu kullanmış ve incelemede de bu ortaya çıkmış. Ve kullandığı faturalar diyelim ki 2020'nin aralığında kullanmış, 2021'in ocağında kullanmış. Dolayısıyla 3 yıl oradan ceza alıyor, 3 yıl oradan ceza alıyor, 6 yıl. İşte düzenleyen, kullananlar 12 yıl vesaire 25 yıla kadar çıkan cezalar var. Burada her hesap dönemi için ayrı ayrı cezalandırmak suçun orantılılık ilkesiyle ilgili bir problem var burada. Bu problemin farkında olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bunun zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi konusunda bir çalışma söz konusu. Tabii nihai karar, hukuk ve ekonomi reformu paketi çalışmaları tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır.
Ama vergi usul kanunu 359 ile ilgili taleplere duyarsız değiliz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaparak daha adil, daha hakkaniyetli bir durumu ortaya çıkarmak istiyoruz. Burada özellikle uygulamada bilirkişi raporlarından kaynaklanan problemler var. Bunların çözülmesi lazım. Vergi müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda verilen kararlar, istinafta kesinleşmesi nedeniyle bir temyiz sürecinden geçmeden bu yüksek cezaların verilmesi söz konusu. İşte kast unsurunun aranmaması burada bir problem. Hazine zararı da yoksa, kast unsuru burada kasıtlı bir durumda yoksa ve her hesap dönemi içinde ayrı ayrı cezalar veriliyorsa, yani burada bir problem var demektir. Bu problemin çözülmesi de elbette ki yasama olarak bizim görevimiz. Bu konudaki talepleri değerlendiriyoruz. İnşallah bir çözüme kavuşturacağız. İnşallah Sayın Vekilim, çok teşekkür ederiz. Burada bir süreyi de göz önüne alarak hemen bir soruyu daha ilave yapmak isterim ben yine vatandaşlarımızdan gelen taleplere. Süresiz nafaka ve icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin bir reform paketinin içinde bir düzenleme yer alacak mı? Bu konuda çok merak edilenler arasında burada bir mağduriyetler söz konusu olduğu çocuk beyan teslimi, evet. Şimdi çocuk teslimi biliyorsunuz avukat, her ikiniz de avukatsınız. İcra yoluyla, icra memurları ve kolluk güçleriyle çocuklar gerek velayetle ilgili durumlarda, gerek şahsi görüşme durumlarında zorla anneden ya da babadan alınarak bir kötü bir görüntü oluyor çocuklar aslında. Yani çocukların psikolojisini etkileyen bir durum. İcra kanalıyla, kolluk güçleriyle o çocuğun ağlayarak, bağırarak o psikolojide bir yerden bir yere götürülmesi doğru değil. Bu konuda Adalet Bakanlığımız bu konuya el attı. Bir taslak çalışması var. Bu taslak çalışması yasamada milletvekillerimiz olarak bizler de değerlendiriyoruz. Çocukların kolluk güçleriyle birlikte değil, burada Adalet Bakanlığı bünyesinde de olabilir, Aile Bakanlığı bünyesinde de olabilir. Bu konuda elbette ki gerekli karar verilecektir. Sosyal çalışmacılar, psikologlar eşliğinde daha düzgün bir ortamda bu çocuk tesliminin yapılması lazım. O kolluk güçleriyle anneden ya da babadan zorla koparılmaya çalışma görüntülerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu konuda inşallah önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Nafaka iki taraflı bir konu. Yani nafaka alacaklısı var, nafaka borçlusu var. Medeni Kanunumuzun 175. maddesinde boşanma durumunda yoksulluğa düşecek taraf süresiz olarak nafaka isteyebilir diyor. Yani geçmişte 80'li yıllarda 2 yıllık bir süre vardı. Daha sonra 99'da Medeni Kanun değiştiğinde bu süresiz hale geldi. Süresiz isteyebilir deyince tabii uygulamada hep kararlar süresiz olarak verildi. Yani burada yargı bir takdir yetkisi kullanmadı. Şimdi öyle durumlar vardır ki süresiz vermeniz gerekir. Çünkü kadının mağdur olmaması lazım. Burada kadınların yoksulluğa düşecek kadınlarımızın durumu önemli. Bunu korumamız lazım. Ama diğer taraftan da bazı durumlarda dosya durumu, tarafların durumu açısından bakıldığında mağduriyetlere, haksızlıklara neden olacak bir durum da söz konusu. Burada süresiz isteyebilir. Ancak bunun tarafların ekonomik ve sosyal durumu dikkate alarak bu yargı içerisinde her dosya için ayrı ayrı çözümlenmesinde fayda var. Bu konuda yoğun talepler geliyor. Ancak bizim nafaka alacaklısını da düşünmemiz lazım. Kadınlarımız yoksulluğa düşecek olan. Ama diğer taraftan da bu süresiz nafaka nedeniyle adaletsiz bir durum ortaya çıkacaksa o tarafı da düşünmemiz lazım. Bir dengeyi kurmamız lazım. Bunun aslında her bir dosya için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Yani motomot nafaka şu sürelidir
ya da süresizdir şeklindeki bir kanun düzenlemesi bir tarafı mağdur ederse o zaman da farklı sosyal sorunlar ortaya çıkar. Burada yargının her bir dosya için gerekli incelemeyi yapması lazım. Bu yönde eğer uygulamadan kaynaklanan, Yargıtay kararlarından kaynaklanan bir problem varsa bunu yargının çözmesi lazım. Ama bize düşen, yasamaya düşen şu olması gerekir deniyorsa, yani bu madde bu şekilde ama şu da olması gerekir daha adaletli bir düzenleme için deniyorsa, bu anlamda da gerekli akademisyenlerle de özellikle konuşarak, tartışarak bunu çözmekte fayda var. Yani burada yeni bir mağduriyete yol açmamak lazım. Yoksulluğa düşecek kadınlarımızı düşünmemiz, ama diğer taraftan da bu süresiz olması bazı dosyalar açısından haksızlıklara neden oluyorsa bunu da çözüme kavuşturacak bu çalışmanın yapılması, yargıya düşüyorsa bu yargı kendi içinde bunu çözmesi, yasamaya düşüyorsa da yasamanın çözmesi de fayda var. Evet. Peki Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son sorumuzu da yine bizim takipçilerimizden gelen bir soruyu iletmek istiyoruz size. Biliyorsunuz pandemi şartları nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalardan dolayı esnaf, özellikle küçük esnaf zor durumda kaldı. Çek, karşılıksız çek sayısı bu noktada birazcık arttı, artış gösterdi. Yani burada da yine korunması gereken bir denge var. Çünkü çek alacak mısı, çek alacağı nedeniyle alamadığında mağdur oluyor. Alacağını alamadığında. Çek borçlusu da ödeyemediğinde hapis cezası yaptırımı nedeniyle mağdur oluyor. Bu anlamda da gelen yoğun sorular var. Nasıl bir denge kurulabilir acaba? Şimdi karşılıksız çek konusu da yine iki taraflı bir konu. Alacaklısı evet. Var, borçlusu var. Çek borçluları aynı zamanda çek alacaklısı olabiliyor. Karşılıksız çek aslında ülkemize özgü bir konu. Yani diğer ülkelerde bu şekilde çek kullanımı söz konusu değil. Avrupa ülkelerinde de bu yok. Yani çek normalde görüldüğünde ödenir. Eğer bir çek vermişseniz bunun bankada karşılığı olması gerekir. Ancak bizde bir çekteki vade sanki çeki bir senede dönüştürüyor. Ama diğer taraftan da senetten bir farkı çeke olan güvenin sağlanması açısından da geçmişte dolandırıcılık hükümleri kapsamında değerlendiriliyordu. Sonra 3167 sayılı kanun çıkınca karşılıksız çeke hapis cezası getirilmişti. 2012 yılında ekonomik suça ekonomik ceza düşüncesiyle karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırmıştık. Adli idari para cezasına dönüştürmüştük. Burada bankalar arası risk merkezinin kurulması vesaire buna gerekçeydi. Daha sonra 4 yıl bu sistem uygulandı. 4 yılın sonunda tabii iş dünyasından, odalardan talepler geldi meclisimize, hükümetimize. Çeke olan güvenin azaldığı yönünde eleştiriler olmuştu. Ve 2012'den 2016'ya kadar bu çekteki hapis cezasının kaldırıldığı süre bir 4 yıllık süre uygulandı. Ama daha sonra bu talepler nedeniyle çeke güveni sağlayabilmek için adli para cezası yönünde bir değişiklik söz konusu oldu. Tabii adli para cezası, yani çek bedeli kadar adli para cezasına hükmetti mahkemeler. Adli para cezası da ödenmeyince bu hapse dönüştü. Dolayısıyla yine karşılıksız çekte bir hapis cezası söz konusu olmuş oldu. Şimdi tabii özellikle konkordata sürecinde bazı firmaların işte alt taşeronlara paralarını ödememeleri nedeniyle, onların da çek kullanmaları nedeniyle toplumda bir sıkıntı oldu. Bu anlamda tabii karşılıksız çek suçları ile ilgili COVID sürecinde bir geçici düzenleme yapmıştık. Mevcut çek borçluları ile ilgili bir taksitlendirme, işte %10 peşinat yatırarak bunun 30 ay vadeye dönüştürülmesi ve daha sonra da COVID izni nedeniyle zaten açık cezaevindeki
Bütün hükümlüler izne gönderildi. Şu anda karşılıksız çekten cezaevinde bulunan kimse yok. Ancak tabii süre tamamlandığında bu riskler söz konusu. Burada hapis cezasının kaldırılması yönünde görüşler var. Epey de ağırlık taşıyor. Ama çeke olan güven azalır, çekin tahsil kabiliyeti azalır diyen görüşler de var. Burada bankaların sorumluluğunu da artıracak bir düzenleme yaparak anayasamızdaki ekonomik suça ekonomik ceza ilkesini de düşünerek bu konuyu bir kalıcı çözüme kavuşturmakta fayda var. Tabii tarafların iş dünyasının görüşleri burada önemli. Yani sorun ortada. Bu sorun elbette ki çözülmeli. Bu konuda çözülmesi için elbette ki gayret gösteririz. Çünkü yaptığımız geçici düzenleme de zaten bunu düşünerek yaptığımız bir geçici düzenlemeydi. Bakalım önümüzdeki süreçte bütün tarafları, ilgilileri dinleyerek bir çözüme kavuşturmanın, bir hal çaresi bulmanın gayret içerisinde olacağız. Peki, çok teşekkürler. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz bugün. İzleyicilerimizden de gelen mesajlar memnuniyet verici yönde. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Programın sonuna geldik. Süremizi biraz da açtık hatta. Ben de çok teşekkür ediyorum. İki meslektaşımla böyle hukuk konuştuk. Ben de çok memnun oldum. Bizi izleyenlere de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hukuk ve ekonomi alanında reformlara hep birlikte şahit olmamız temennisiyle tüm izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Teşekkürler Sayın Vekil. Biz de katıldığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Tolunaycığım, sana da çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Muğla Tarihi.